Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden ne ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti, yenine minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım, yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak, unuttum bildiğimi doğarken. Hatırlamak gelsin, hayat bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak, unuttum bildiğimi doğarken, umudum ölmeden hatırlamak. At silahını! At! Eğer öteye dokunursan namlundan 2 mermi çıkar Songül. Biri beni, biri kocanı öldürür. Songül, gözünü kırpmadan vur şu şerefsiz. Kardeşimi aldı benden. Vur. Songül, ben ölmeye razıyım. Ama sen dul kalmaya hazır mısın? Karamanlı. Vur. Vur şu kansızı. Sen hayatta olduğun sürece ben seninle yaşayacağım. Vur. Sana bir iyi bir kötü haberim var Songül. İyi olan, kocan seni gerçekten seviyor. Kötü olan, evet haklı. İkiniz de öleceksiniz. Benim de sana 2 güzel haberim var Serdar. Birincisi, yaveri öldüremedin. İkincisi... Geçmiş olsun. Bu ne lan? Çelik yelek ya. Lan biz ne zaman çelik yelek taktık lan? Yengem korun deyince. Kolunda seri kalmış. Var mı? Bu götür sana bir şey olmaz. Yakışmış çelik yelek. Aras. Prenses. Ben otobüsle giderdim. Şimdi senin için zor olmasın. Bayağı uzakta cezaevi. Bugün senin için önemli bir gün. Ben de senin yanında olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen iyi misin? Ben iyiyim de işte babam için endişeleniyorum. Ah be prenses. Sana kimse öğretmedi mi? Hayat. Endişelenmek için çok kısa. Her şey düzelecek. Merak etme. Aras yanında. Hadi gel seni babana kavuşturalım. Teşekkür ederim. Teknik çekil. Sen mi veriyorsun bu teknikleri o? Sen mi veriyorsun bu teknikleri? Yok vallahi bana hazır geldi. Söyle lan! Ne istedin lan babandan? Babam sana ne yaptı? Söyle! Söyle ne yaptı babam sana? Söyle! Söyle! Sakin kız. Sakin. Ölmeyi hak ediyor belki 1000 kere. 1000 kere. Annem baban seni izliyor şu an. Tertemiz kalbini bu şerefsizin kanıyla kirletme. Sakin. Yedi 62. Kaçtı değil mi? Geçmiş olsun. Her zaman daha büyük bir balık vardır. Yapacak bir şey yok. Mücadeleye devam. Olay yeri gelir birazdan. Yaklaşmışlardır. Seni vuracak diye çok korktum. Ne kadar korktun? Bir tık. Bir tık mı sadece? Evet. Hey. Vurulan benim ha. Gel. Gel. Hatta ortamıza geç. Benim için korkmadın yenge. Çok korktum be. Senin için niye korkmayayım? Sen bizim bir tane misin? Hadi sana vıylama. Sen iyi misin? Çok tuhaf biliyor musun? Ne o tuhaf o? Eskiden babam beni ziyarete gelirdi. Şimdi ben onu ziyaret ediyorum. Hayat bize oyunlar oynuyor. Parçalıyor, dağıtıyor. İyi kötü bir ailem vardı. Şimdi o da yok. Bazıları çok şanslı. Yani en azından düştükleri zaman onları kaldıracak bir aileleri var. Bir de bize bak. Hayat hep böyle zor mu Aras? Bunlar daha güzel günlerimiz. Daha da beter olacak her şey. Şaka şaka. Bana diyorlar ki sen neden zorbalık yapıyorsun? Ben zorbalık falan yapmıyorum. Hayat bana ne öğrettiyse onu yapıyorum. Bu hayatta hiçbir şey önüme altın tepside gelmedi benim. Ben sokaklarda büyüdüm Aylin. Hiç kimse bir şey vermedi. Baktım, lan nasıl olacak dedim. Gittiğim her şeyi kendi ellerimle herkesten aldım. Evet, biz düştüğümüzde bizi elimizden tutup kaldıracak bir ailemiz yok. Ama bak bu sayede kendi başımıza ayakta kalmayı, yeniden kalkmayı öğrendik. Bu bizi daha güçlü bir insan yaptı. Evet, hayat zor. Ama uğrunda savaşa kadar da güzel. Sağ ol. Bana cesaret verdin. Sen zaten çok cesur bir kızsın. Emin ol. Yani hiç kimse o tatlı hayatı bırakıp senin gibi kendi ayaklarının üzerine durmaya çalışmazdı. Kolayı seçerdi. Teşekkür ederim. Yani kendimi daha iyi hissediyorum. Ben gideyim o zaman. Kaçırmayayım saati. Şans öpücüğü ister misin? Gideyim, kaçırmayayım saati. Git. Ben bekleyeceğim seni. Yok, bekleme sen. Uzun sürer. Git. Baba, iyi misin? İyi gördüm seni, içim rahatladı biraz. İyiyim, iyiyim, merak etme. Ama şöyle bir şey var kızım. Nedim'i ben öldürmemiş olsam da delilleri yok ettiğim için bir ceza alacağım. Gerçekten mi? Maalesef öyle. Üzüldüm baba. Üzülme, üzülme çünkü ben üzülmüyorum. Neden? Biz yıllar önce seni suçsuz yere hapse gönderdik kızım. İsrail'e ben yaptıklarımızın cezasını çekiyoruz. Yani buna ister karma de, ister ilahi adalet de, ne dersen de. Günahlarımın bedelini ödüyorum. Ama bak sana söz veriyorum. Kaybettiğimiz yılları telafi edeceğiz. İnşallah baba. Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum kızım. Ben de seni çok seviyorum baba. Görüş bitti. Kendine dikkat et. Kardeşin onu çok sevdiğini söyle, tamam mı? Söylerim. Dikkat et kendine, tamam mı? Ama ben karşıya kadar dayanırdım ya. Karabayır'daki Derya hemşireye giderdik. Bırak şimdi Derya hemşire. Halletti işte. Yapacağız. Kurcalım. Ha doğru. Sen yengemden dolayı. Ondan değil. Bu iş halloldu da işte. Mahallece kalacağız. Bizim işimiz tamam mı kadar? Neredeyse. Hı. Tetanoz iğnesini yaptıktan sonra ilaçlarınızı yazdıracağım. Ne? Ne tetanoz? Ağam ne iğnesi ya? Sen iğne falan yok diyordun ya. Sadece tedbir amaçlı bir iğne olacak beyefendi. Aa. Ben hemen geliyorum. Tamam Yeşil Hanım. Tamam. Bu gerek var diyorsak alınacağız. Gerek vardır Yavuz. Ağam yok gidelim. Vallahi ben gidiyorum ya. Otur lan. Ağam. Yedi 62 mermiye kafa atıyorsun her gün ya. İğneden korkulurmuşum çocuk yine. Ya kurşunla iğne bir mi ağam ya? Allah aşkına ya. Senin ciğerini yerim ben lan. Lan bir dur bak, eli de Hafife benziyor kadıncağızın. Bir dur lan. Ömrümü yedin lan. Nedir bu çocukluk travman senin? Hazır mıyız? Hazır. Ne yapıyorsun ulan? Lan bu iğnenin neresi küçük ya? Bu çocuk kadar iğne lan. Standardı bu, dünya standardı bu. Sen yaptırmadığın için bilmiyorsun. Allah aşkına. Bunun neresi standart gözünü seveyim ya? Senin yediğin mermilerden küçük lan bu. Abi mermi yeseydim daha iyiydi. Yemin ediyorum daha iyiydi ya. Tamam mermi tut. Tövbe. Ama bu senin arkadaki senin aşık olduğun kadın değil mi? Aynen. Hadi. Geçmiş olsun. Ben doktor bey ilaçlarınızı yazdırıp geliyorum. Eyvallah hemşire hanım. Bıyılatırlar adamı böyle işte. Hem de nasıl bıyılattın abi? Çok fenasın ha. Elimi bırak. Yaver Bey. Geçmiş olsun. Merhaba, sağ olun. Sanırım bir yaralanma olayı olmuş. Yok, yaralanma değil de yani tedbirsizlikten kaynaklı ufak bir sıyrık. Anlıyorum. Ama hastane polisi olarak ifadenize başvurmak durumundayım. Beyefendi siz biraz dışarı alabilir miyim? Tabii, tabii ki memnun. Kolay gelsin. Anlat. Doğru yanına. Kaçıyor. Evet. Yaralanma olayı nasıl oldu? Şöyle oldu. Neredesin bebiş ya? Bu böyle olmayacak. Aradığınız numaraya ulaşılmıştır. Biraz konuşalım mı? Olur. Anne... Sus Can, sakın. Babanla ilgili bir şey diyeceksen sus, konuşma. Sinirim tepemde zaten, bak kızıyorum artık. Aa. Tamam kızım, babamla ilgili bir şey demeyeceğim de... Şey diyeceğim, şu karşıya böyle bir kedi gibi bir şey sinmiş de hani... Bizim eve doğru bakıyor acaba diyorum. Ha? Yazık, pisi. Kediymiş. Kedisi be. O sana bana kedi, bize kedi o. Baksana dışarıda aslan kesiliyormuş. Ben onu hala çok seviyorum. O da seni çok seviyor. Sen görmeye mi gittin? Evet. Babam biraz içeride kalacak delir karartmaktan. Ama sonra hep birlikte olacağız. Tamam mı? Abla ben bu... Hiç sevmiyorum ben burayı. Beni götür ne olur. Biliyorum ablacığım. Ben onun için geldim zaten. Gerçekten? Evet. Gel bakalım. Birlikte gideceğiz buradan, tamam mı? Hı? Gel bakalım. Gördün değil mi oğlum? Eline ufacık para geçti. Motor aldı, işi büyüttü. Hop gözünü dikti dışarı. Yazıklar olsun sana Mehmet. Bu yaştan sonra azdın sen. Kedi değil, teke. Azgın teke. Anne be, alma şu adamın günahını. Yapmaz babam öyle şey. Yapmaz. Sen öyle san. Hadi affedeceğim. Affetmeyeceğim. Hadi kız. Affetmeyeceğim onu. Can. Atlet. Bak, zaten benim tepemde. Öf. Hadi kız yazık be. Affedeceğim. Bebiş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eğer üşüyorsan beni yakabilirsin. Ya da içeri geçelim. Yok, iyi böyle. Zaten bu aralar hiçbir yere sığamıyorum. Gizem, o gece konuşamadık ama... Ama? Aylin. Yani ben vurulduktan sonra herhalde vicdan yaptı ya da ne bileyim. Üzülmüş mü bilmiyorum ya, öyle bir iki defa geldi tamirhaneye. Yani özür dilemek, teşekkür etmek için falan. O gece de, o gün de onun için gelmişti. Sonra sen bir anda çekip gidince... Aras. Yani kızın bana karşı yaptığı bir şey de yok, anlıyor musun? O yüzden bir şey de diyemiyorum. Ama yani böyle aklında bir kuşku, ne bileyim. Başka... Aras. Yani aramızda bir şey. Tamam Aras. Ben o gece biraz fevri davrandım. Size öyle davranmamam gerekiyordu. Benim öyle bir hakkım yok sonuçta. Biz ayrıldık. Benim bir sevgilim var. Yani vardı bundan birkaç gün öncesine kadar. Ama biz seninle de birlikte değiliz. Bu yüzden hayatını aldığın insanlara karışamam. Karışmamalıyım. Doğru olan da bu. Ama bence ailenin derdi benimle. Yani bilmiyorum, öyle düşünüyorum. Çünkü Aylin Mert'e aşıkmış. Hoşlanıyor muymuş artık neyse. Platonik de olsa bir sevgi var ortada. Belki de kendi canının acısını benden çıkartmak istedi, bilmiyorum. Bir de... Bir de ne? Bir de korktum. Nasıl? Çok korktum. Baksana etrafımdaki herkesi kaybediyorum. Kimseyi koruyamıyorum. Herkes teker teker gidiyor. Bundan bir hafta öncesine kadar benim bir annem vardı. İyi kötü babam vardı. Mert vardı. Bak şimdi bana kimse yok. Ben varım. Ben sen istesen bile senin yanından ayrılmayacağım. Bunu biliyorsun değil mi? Olmuyor Aras. Her geçen gün değil, her geçen saniye benim canım daha fazla yanıyor. Ben annemi çok özlüyorum. Daha da çok özleyeceksin. İçin yana yana özleyeceksin. Alışacaksın. Öyle kolay ölünmüyor. Bak bana. Her şeye karşı çok öfkeliyim. Kötü bir insana dönüşüyorum sanki. Bilme şimdi ağları. Yok be karıcığım, içeride şimdi. İfade veriyor, uydurur bir şey ya. Sen kimseye haber verme şimdi. Bir şey olursa ben sana söylerim. Tamam, dur geliyorlar. Bir 10 saniye bekle. Güzel karıcığım. Evet memur bey, her şey yolunda. Yolunda beyefendi. İfadeyi aldık. Silahı ruhsatlıymış zaten. Ben Yaver Bey'e söyledim. Siz de lütfen hatırlatın. Silahını temizlerken içinin boş olduğundan emin olsun. Ya hep diyorum da işte biraz sakaldır benimki. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah. İyi günler. Hayırlı vazifeler. Tamam karıcığım, sıkıntı yok. Hasta Ecber Kemal. İyi, gayet iyi. Yaptı da pansumanını. Seni kim aradı? Tamam. Yok tamam, geliriz biz. Tamam geliriz. Öpüyorum bal dudaktan. Karım öptüm, seni değil. Hadi gidelim. Kolum acıyor hala. Allah aşk acısı vermesin, geçer. Aşk acısı da var. Evet şampiyon. Şimdi bütün öfkeni, sinirini buraya. Buraya atıyorsun. Hadi gel. Ben mi? Sen yavru. Tamam. Peki. Evet. Ne yapıyorsun? Dur. Ne yapıyorsun? Önce eldivenler. Bunu takman lazım. Yok istemiyorum eldiven falan. Ha, saç seviyoruz. Şimdi o zaman önce duruş. Tamam mı? Tamam. Ayaklarını birleştiriyorsun bu şekilde. Sağ ayağını dışarı açıyorsun. Sonra ucundan geriye atıyorsun. Topuklar yere basma. Sağ yumruk, sağ çenende, omuzlar kapalı. Bu şekilde. Tamam. Sonra bir buradan çıkartıyorsun, bir buradan çıkartıyorsun. Bir buradan, sonra bunu geri çekip buradan çıkartıyorsun. Buradan. Hadi. Dur. Öyle değil. Başlayalım. Sağ yumruk çenede. Sol burun hizamda önde. Buradan. Bir, iki. Bir, iki. Böyle. Böyle. Hadi. Evet. Vur. 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 İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sevdacığım. Sadi. Şimdi. Bu arada geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun Sadi hocam, hoş geldin. Başkomiserim. Bir payaslıyım selamınız var sadece, ben de payaslıyım. Selam. Ha, küstünüz siz. Başkomiserim gerçekten yapmayın böyle. Ama dedim ben sana. Adam haklı. Allah haksız da değil Songül. Hadi hastanede Serdar vericiyi yerleştirirken söylemedin. Ama bari kaçtığında, peşine düştüğünde başkomiserinden yardım isteseydin. Başsavcım... Ya başkomiserim... inanın gerçekten haberi aldığım anda size haber verecektim ama Sadi'nin de orada olduğunu duyunca bir an o... gerçekten ben sizden gizli işi yapmak istemedim. Özür diliyorum bunun için. O vericiyi de hani kaçma ihtimali var diye, bir milyonda bir diye belki ben... Ama gerçekten sizden gizli işi yapmak istemedim. Tekrar çok özür dilerim. Gerçekten bana böyle surat asmayın. Ben çok üzülüyorum. Hadi affettik diye. Vallahi bakın ne yiyip içiyorsanız ben ödeyeceğim. Kardeş bakar mısın? Bir menü falan bir şey getirebilir misin bize? Böyle ne varsa donatabilir misin masayı? Gerekirse donat getir ya. Her şeyi getirebilirsin. Şimdi sen menüyü falan bir bırak. Tamam mı kardeşim? Orada ne yazıyorsa hepsinden 1,5 porsiyon getir bize. 1,5 porsiyon. 1,5. Oh, 1,5. Afiyet olsun. Vallahi olur. 1,5 da olur. Ama an itibariyle benim maaşım bitti kocacığım. Artık senden geçireceğiz ay sonuna kadar. Ama helal olsun, afiyet olsun. Benim 15'imde yatıyor. Ben MEF'e bağlayayım ama ömrüm senin olsun, maaşım senin olsun kardeşim. Şaka bir yana hesaplar bende. Burası dairenin. Yani ne isterseniz getirir çocuklar. Ama barıştık değil mi? Barıştık, barıştık. Yani bir daha kendi kafana göre iş yapmaman koşuluyla. Tamam. Barışmanız vesilesiyle hediyem olsun başkomiserim. Eyvallah Sadi hocam. Komiserim. Ama biraz da iş konuşalım. Ne dersiniz? Konuşalım Sayın Savcım. Bu Serdar kansızı hastaneden nasıl kaçtı? Ben onu anlamamışken bir de şimdi nasıl vuruldu diye düşünmeye başladım. Ve dertlenmeye başladım. Ben de öyle Sadi. Büyük ihtimal konuşmasından korktular. Ya da gözümüzü korkutmak istiyorlar. Vallahi bildiğim tek bir şey var. Kartal ateşini kimse söndüremez. Doğru. O zaman ne yapıyoruz? Bu konuştuğumuz bütün konuların üzerine tek tek odaklanıyoruz. Songül, siz başkomiserimle birlikte emniyetteki bütün araştırmayı yapın. Bu adamın yanına yanaşmış komiserinden avukatına kim varsa hepsini inceleyin. Bu arada Semih'e de söyleriz, hastaneden kaçışına kimin yardım ettiğini bulmaya çalışır. Bu güvenlik kayıtlarını incelerken de kayıkhanedeki kayıtlara da bir bakın. Başsavcım, kayıkhanedeki kayıtlar yok çünkü orada güvenlik kamerası yok. Ben daha önceki bir davadan zaten araştırmıştım orayı. Olsun. Siz yine de bir kurcalayın. Hani orası olmasa bile belki etraftaki kameralardan bir şey çıkartabiliriz. Bu kaçan adamın kim olduğunu bulmamız gerekiyor. Baş üstüne. Baş üstüne başsavcım. Madem siz ödüyorsunuz, yani siz ısmarlıyorsunuz, biz söyle de getirsin artık, ben acıktım. Mahmut, oğlum. Nerede kaldı? Fena. Sağ ol oğlum. Kadın saatli bomba gibi baba. Al şunu üstüne. Sağ ol. Annemiz Mehmetlerin sandalyesi. Ah, buradaymış. Ya oğlum, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Anneni aldatmadım, aileme ihanet etmedim. Ya bir gözümün içine bak. Utanmadan oğlumun gözünün içine bakabiliyorum. Çünkü utanılacak bir şey yapmadım oğlum. Tamam babam, üzülme sen kendine. Ben inanıyorum sana, merak etme. Ya vallahi de billahi de benim Mahur'dan başka tanıdığım bir kadın yok. Ben bir kadın bilirim, o da Mahur. Kim bilir kafasında neler kurdu. Sen ne diyorsun ya? Ne kurdu ne kuruldu. Deli gibi şu an. Hard diskini yaktı, ben öyle söyleyeyim sana. Deli şu an. Bomba. Neyse oğlum. Hadi sen de gir içeri, üşütme. Zaten aramızda mekik dokuyup durdun. Gir hadi, üşütme. Sen ne yapacaksın? Ne yapayım oğlum? Anan eve alana kadar oturacağız burada. Başka çaresi yok. Tamam, bir ihtiyacın olursa ara sıra bana göz kırp şuradan, ben bakarım sana, tamam? Tamam. Hadi. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Ben halletmeye çalışacağım. Of be Mahur, of. Sadi ya! Ne oldu gene ya? Gene ne yaptım? Ya vallahi bak, karamamba falan deme. Yine o aynaya su sıçratmışsın dişlerini fırçalarken. Ya Müşter karıcığım, akşam bunu didişmeyelim ya. Ne demek akşam akşam didişmeyelim Sadi ya? Sabah akşam ayna siliyorum ya. Sabah akşam ayna mı sileceğim ben ömür boyu? Nasıl kalsın ayna silmeklerden kurtuluyordun. 2 dakika geç geleydin, kocan mor, aynan tertemiz. Deme öyle. Ağzından yer alsın, sus. Ama öyle. Tertemiz aynalar. Ya saçmalama be. Ne gerek var şimdi öyle demeye? Tamam. Cimcireceksin mi? Hayır. Sen benim yanımda ol yeter. Öyle şeyler de söyleme artık. Ölmek falan. Ben gerekirse silerim ya aynayı hep. Ya. O yüzden söyleme öyle şeyler. Hem ben seni ölene kadar seveceğim. Sen ölene kadar mı? Ben ölene kadar. Bak hala ya. Bugün Serdar kansızı silah beynime dal yutmuşken ne düşündüm biliyor musun? Allah aşkına ne düşündün Sadi? Çünkü benim hiç... Bak. Şöyle düşündüm. Ya dedim ben bu ömrü hayatımda karımla hiç... Bak biliyorum, konuyu oraya getireceğini biliyorum be adam. Cimcir. Yapma vallahi bak gerçekten. Oh, çok güzel. Konuyu evirip çeviriyorsun, ya istediğin yere getiriyorsun. No, biz bak Kaplan'a bak. Kız arkadaşıyla neler yapıyorlar? Kız arkadaşı. Bak. Onun da maalesef. Girip yatacağım sus. Onun da maalesef zaten karısı. Ama bak ne yapıyorlar. Normal şeyler bunlar. Gözlerinin rengi değişti, rengi. Gidiyorum artık. Yatacağım, sen de yat, izle belgeselini, ne yapıyorsan yap. Terbiyesiz bir insan oldun sen gittikçe. Ben yatıyorum, sabah beni uyandır uyanamazsın. Hadi bay bay. Ana. Yavaş lan. Oğlum yavaş öyle. Allah geçmiş olsun. Çay koydum. Demini almıştır, gel iç istersen. Mehmet dur. bir sokağın ortasında. Maşallah maşallah. Allah muhabbetiniz arttırsın. Size doyum olmaz. Ben gidiyorum, Zülfikar'da kalacağım bu gece. Ama geçen konuştuğumuz şu kardeş muhabbetini bir düşünün. Yine oraya... Dur. Dur terliğimi getir. Sıpa. Hadi. Ateşi şey yapayım, söndür. Tamam söndürürsün. Git önce bir üstünü değiştir. Hadi. Bak. Bak. Çalışmış gelmiş sarıcığım. Güzel. Tez kesiyorsun Yavuz itin hesabını. Ben de seni bu alemin en kral adamı yapmazsam bana da Nuri demesin. O iş bende. Sen o zaman haberleri izle. Bak hele bak. Akşam açıyorum ana haber bültenini. Temiz. Günaydın Karamambam. Sabah uyanınca yanında Sadi'yi göreceğini ve çok mutlu olacağını söylemiştim. Sadi. Bana mı dedin bir tanem? Bir ses duydum. Bana mı dedin? Buna mı dedin? Hayır. Kocaman olan Sadi'ye ses. Bana. Geleyim mi? Gel. Yatayım mı burada? Ay otur. Ay. Teşekkür ederim kahvaltı için. Ben şimdi yap da. Kahvaltıyı ben yaptım. Öpücüğü bu aldı. Nasıl oluyor böyle şeyler? Seni de öper oğlum. Seni de öper. Öper misin Sadi? Bak gördün mü lan? Şerefsiz. Kahvaltı yapalım. Tamam. Sen iyi alıştın ha bu yatakta kahvaltı olayına. Ben? Sürekli yatakta kahvaltı edemeyiz. Sonra kırıntılar oluyor, ben temizliyorum sürekli. Daha bir şey kirletmedik ki temizleyelim. Afiyet olsun. Sinirlerimi bozuyorsun sabah sabah. Sevgilim. Sanem, bu şey ne? Sanem bir şey değil. Önemli bir şey değil yani. Önemli değil mi? Bak. Senin önemli değil dediğin şey benim ailemi dağıttı. Sen farkında mısın ne dediğinin? Sanem bak. Benim... Sen benimle buluşmaya belinde silahla nasıl gelirsin ya? Sakın bana yerin altı falan demeye kalkma, tamam mı? Senin o afilli laflarını da geçiştiremeyeceksin bu sefer. Sanem geçici bir süreliğine benle. 1-2 gün sonra iade edeceğim. Söz. Ya bak sana yemin ederim. O süre hiç geçmeyecek. Biliyorsun değil mi Ozan? O yüzden kendini de beni de kandırma. Sanem sen benim her şeyimsin. Sen benim dünyamsın. Yapma. İlk zamanlarda heyecanlı geliyordu senin bu serseriliklerin. Benim heyecana ihtiyacım yok Ozan. Benim ailem bir kurşunla da aldı. Tamam mı? Ben senin o karanlık dünyanı istemiyorum. Yapamam. Üzgünüm. Sen ne yapıyorsun ya? Hı? Yeni bir haber mi aldın? Yok be, ayırıyorum işte bunları, kimlerle görüştü, kimler ne yaptı. Nasıl ayırdın? İşte bunları buraya aldım, bunları da buraya aldım. Ben neye göre ayırdın yani? Suç dosyaları farklı mı? Var mı bir sistemi? Evet. Nasıl yaptın? İşte tiplerine göre ayırdım. Tiplerine? Nasıl bu adam? Kötü adam. Çirkin bu adam. Yakışıklı hafif. Estağfurullah, çirkin mirkin demiş. Neye göre ayırdın o zaman? Yani tiplerini işte ya ben... Abici, ben polisim ya. Anlıyorum bunlar kötü olabilir mi? Bunların ne halde... Bir lafım yok. Biliyorum içgüdüm var. Ona eyvallah, helal olsun da. Neyse ya. Haklısın. Ama Sadi karışma işime ya. Tamam. Bir şey soracağım. Hı. Beni tanımasaydın. Burada fotoğrafım olsaydı. Yanlıkla. Hiç sorma, direkt bunun yanına koyardım. En kötünün yanına. Şaka yapıyorum ya, saçmalama. Seni koyardım en başa. En başta ne oluyor? En yakışıklı. Abi yapıcıklar. Hadi tamam, akşam bakarız bunlara. Kalkalım artık. Akşam bakarız. Akşam buna bakarız. Detaylı istersen, başka bir şey yapmıyoruz ki geceleri tamam. Biz zaten. Sabah kadar bakarız. Bak, beni buraya istediğin yere koy akşam. İstediğin yere koy, böyle kapat. Terbiyesizlik ediyorsun. Gerçekten tutamıyorum artık seni. Yeter. Hadi ablacığım bak, bunların hepsi bitecek tamam mı? Çok zayıflamışsın, biraz güçlenmen lazım. Ama bu sabah seni biraz daha iyi gördüm sanki. Hı? Biraz daha iyiyim abla. Belki eve alışıyorsundur. Ne diyorsun? Abla, ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben okula dönmeye karar verdim. İsviçre'ye mi? Evet. Yani zaten okulun 3 yıllık parası peşin ödenmişti. Abla ben hukuk okuyacağım. Avukat olup babamı kurtarmaktan başka bir şey düşünmek istemiyorum artık. Yani zaten... Burada kalmam için de çok bir sebep kalmadı. Sen varsın. Ama böyle bir eğitim fırsatı da geçmez ki bir daha elime. Haklısın. Ozan ne olacak peki? Biz Ozan'la ayrıldık. Öyle mi? Ay yok. Ben ne yapsam bu adama yaranamıyorum. Yok yaranamıyorum yani. Ne yapsam yaranamıyorum. Yok. Ay sanki telefonu benim yüzümden çalındı. Neymiş? Melek evde yokmuş. Ne yapayım? Kızı içeri mi bağlayayım? Zincire mi vurayım? Tövbe yarabbim ya. Celal'cim. Artık evde tahta arama derdine son. Evin her yerine tahta koydum. İstediğin zaman yazarsın. Bak sana bir sürprizim var. Sana menemen yapıyorum. Böyle ekmeğini bandıra bandıra yersin. Bak sana mis gibi kopmadı mı? Hayatım kısmışım. Kapanmış. Ay. Oh. Vallahi nasıl da güzel suyunu saldı. Domates koktu. Yalnız bizim manavımız da iyi şimdi. Baksana. Ben şuna şimdi bir... Ben buna şimdi bir tane yumurta... Celal'cim. Ne yapıyorsun? Ya bırak onu. Bak şeytan tutturur. Sonra dengeni kaybedersin. Vallahi karnın marnın yarılır. Hars diye giriverir vallahi. Aman diyeyim. Tövbe yarabbim. Ay. Korktum. Celal'cim. Sen benimle mutfakta iş yapmayı mı özledin? Hah. Dikkat et, dikkat et. Elini belini kesme. Hah. Hah. Celal. Celal'cim. Celal. Celal mundar oldu ama bak mıncık mıncık kestim bütün domatesleri. Tamam. Tamam sinirlenme. Tamam. Tamam canım. Tamam. Biz de onu menemenliğe atarız. Sulu sulu. Kız yok. Komşular söylüyor. Ya gelir. Ne olacak? Aç değil, açıkta değil. Arkadaşında kalıyor. Ayrıca aman komşular da yani onlara ne? Ağzı olan konuşuyor. Bık bık bık. Ağzı olan konuşuyor ya. Aman. Boş versen. Meleği evimde istiyorum. Tamam. Tamam. Tamam Celal'cim sen merak etme. Ben elinden tutup tıpış tıpış getiriyorum onu buraya. Sen hiç merak etme. Gelecek. Gelecek. Gelecek, gelecek. Gelecek o. Getireceğim onu, eve getireceğim. Sağ. Sağ. Sol. Gerçekten mi? Sol. Yukarı. Bütün açılar. Bu. Yukarı, sağ, sol, yukarı. Hepsi bu. Bu olur bu. Okay. Aynen iyi bu. Good. Bilemedim. Belki gelir. Oğlum Aras beyler niye boşuna telefonla hamallık yapıyor ki? Açmıyor zaten. Aa, günaydın Sevda. Gergin. Gergin. Günaydın canım. Araz'ı arıyorum. En az 20 kere aradım. Açmıyor telefonlarımı. Araz'ı yukarıdım. Oğlum siz de gelirken arkanıza bakmadınız mı ya? Yani baktık da biz dün işte geceki işi hallettik. Sonra ayrıldık. Bir şey yapmadık yani. Sabahta görüşmedik tamirhanede falan. Siz tamirhaneden beraber gelmiyor musunuz? Aa, biz beraber geldik. Usta bizimle gelmedi. Oğlum nerede o zaman bu çocuk? Nerede? Nerede Sabri? Burada mı? Bakayım bir. Belki şuradadır. Bora gerçekten makaranın sırası değil. Bak merak ediyorum. İçeriye baktım mı? Oğlum ben zaten içeriden geliyorum lan. Bir Nevzat abiyi arasanıza. O biliyordur. Aras hayatta kalmazdı bu saate. Nevzat abiye ulaşabilirsek oturur bir dua edersin artık. Ben Vural'ı arayayım. Vural biliyordur. Meşgul. Meşgul hatta. Nerede bu çocuk? Sevda ne oldu? Araz mı yok? Gelir koca adam ya meraklanmayın. Milket bak sinirlerim tepemde zaten. Sabah sabah sen de böyle gevşek gevşek konuşma benimle. Bir şey demedim ya. Deme zaten. Ben tamirhaneye gidiyorum duramam burada. Kızım. Ne dedim oğlum? Nereye Sevda Hanım? Araz. Yani Araz yok. Ulaşamıyorum telefondan tamirhaneye bakacağım. Ağla bir de. Sevdacığım Araz'dan haberim var. Bir arkadaşın ziyarete gitti gelecek okula tamam. Hadi. Sevdacığım hadi. Bu arada bence Sanem'in tepki vermesi bile inanılmaz yani. Zaten sen de diyorsun daha iyi toparladı diye. Mucize gibi bir şey bu Melek. O gün işte babam git kardeşine sahip çık deyince böyle gittim yanına. İçimden ne geliyorsa her şeyi söyledim. Sonra Sanem baktı ve konuştu. Ya dünyayla bağlantısını koparan kız birdenbire geri döndü. Kıyamam ya. Kolay değil ki yaşadıkları. Ne yapsın? Valla ben de çaktırmamaya çalışıyordum ama gerçekten çaresizlikten içim şişmişti yani. Hele benim. Ya böyle çıldıracakmış gibi oluyorum. Esra yüzünden babam içeride çürüyüp gidecekti. Şimdi de yatacak ama en azından sonunda çıkacak. Sanem'in doktoru ne dedi? Bir şey dedi mi? İşte kötü anılarını hatırlatmayın dedi. Bir de sakinleştirici falan işte. Anca öyle. Bir sakinleştirici dediği gibi hissettim ama vay. Geldi. Nerede kaldınız siz ya? Kelebeklerle uğraştık az ya. Ne haber fıstık? İyi, sana ne haber? Ben de iyi. Ne oldu ki? Aras kaybolmuştu, Araz'a ulaşamamışlar. Çocuklar telaş etmiş biraz. Ben de merak etme dedim, bana kızdılar anlamadım. Ya bu adam su testisi kırılacak bir yerde de. Nerede kim bilir? Bilmiyorum Can. Yani ben nereden bileyim? Tamam, bir şey demedim sana zaten ya. Şimdi, neyse sınıfta görüşürüz. Ben ne dedim ki? Bir şey demedim. Sanem'den dolayı biraz moral bozuk ya. Anlaşık mı canım? Ne çay gibi? Çay? Yok tatlım işte. Mert'ciğim. Ablacığım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, tahmin ettiğinden çok daha iyiyim. Ama seni ve bizimkileri çok özledim. Ha, Kapuska'ya var tabii biraz daha da. Burada olmam içimi çok acıtıyor, biliyorsun değil mi? Ama ben de çok iyiyim bu sefer. Belli, gözlerinden belli hem de. Hep böyle ol ablam. Gözlerimden görüyorsun çünkü sana çok iyi haberlerim var. Mert, yeni deliller bulundu. Songül şimdi balistik raporlarını bekliyor, sonuçlarını. Yani her şey lehine sonuçlanabilir. Azıcık dişini sık, tamam mı? Belki ilk mahkemede seni salıverecekler. Abla harika bir haber bu ya. Sadi Hoca haklıymış, biliyor musun? Nasıl yani? Mahkemede bana canını sıkma, kafanı hiçbir şeye takma. Her şey yoluna girecek, göreceksin demişti. Tabii kendinden biliyordur. Nasıl? Yani çok tecrübeli bir adama benziyor ya, o yüzden söyledim. Aynen öyle. Mert'cim... Para bıraktım, bir de kitaplarını getirdim. Arkadaşlarını işaretlemişler ödevlerini. Bakarsın olur mu? Tamam. Ben de koğuşa gittiğim gibi 2 zaten kitapları açarım. Çok sağ ol abla, onun dışında bir şeye ihtiyacım yok yani. Çıkacaksın diyorsun, üst başı idare ederim, merak etme. Tamam. Seni çok öpüyorum ben. Öpüyorum seni kız, bekle beni. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Bay bay. Lan çekil, seni gene mi kafese attılar? Ha? Ne işin var lan senin burada? 2. şansınız ne oluyor? Ona bakmaya geldim. Yani ibret almak için, ders almak için. Çıkınca burada gördüğüm her şeyi anlatacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar, kardeşler bakın. Bir anlık sinirinize yenik düşüp öfkeyle adam öldürmeyin. Sonra içeri atılmış maymun gibi kalıyorsunuz diyeceğim. Olanları hiç dert etmesen be. Ben yolcuyum. Sen hancı. Diyorsun. Diyorum. Senin leş gibi çürüyeceğin bir yer burası, biliyor musun? Kızlar bana emanet, tamam mı? Şahlık herif, ben buradan çıktıktan sonra var ya, ne yapacağım biliyor musun? Ben buradan çıkışı bekliyorum, çıkışı. Aşağılık herif, sen ben buradan çıktıktan sonra ne olacak bana ha? Şerefsiz herifsin. Niye tribe girdi lan bu? Bana bak, bu Karabayır'dan. Ben bu çocuğa acayip ayarım, tamam mı? Ama öyle. Vallahi mı? Evet. Ben de bahane arıyordum zaten yumuşatmak için bu keresteyi. Sen hiç merak etme. Kulak memesi kıvamına getiririm ben bunu içeride. Eyvallah. Lan oğlum seni özledik be. Emanete 3-5 bir şey bıraktım, idare edersin artık, tamam mı? Sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah. Hocam, canınız bir şey mi sıkkın? Yok. Sıkkın değil. Sinirli de değilim. Kızgın hiç değil. Sadece üzgünüm. Hocam ne oldu? Kim yazdı da o yazılar var ya? Kim yazabildi? Neden yazdı? Yok cevap. Peki. Size güveniyorum. Benim çocuklarım yalan söylemez. Sadi hocam müsaadenizle. Buyurun sayın müdürüm. Evet, söyleyin bakalım 12B. Okulun duvarlarına bu çirkin yazıları kim yazdı? Hayır hocam. Ben sordum. Benim çocuklar yapmamış. Benim çocuklarım yalan söylemez. Sadi hocam, adım kadar eminim o yazıyı yazanların bu sınıfta olduğundan. Hatta kim olduklarına dair bir tahminim de var ama yine de son kez size soruyorum. O yazıları kim yazdı? Yok. Peki. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu sınıf kendi içindeki suçluları söylemiyorsa herkes disipline. Hocam haksızlık ya. Niye? Beni ilgilendirmez. Aranızdaki suçluları bulup çıkaramıyorsanız siz de aynı derecede sorumlusunuz. Yarına kadar içinizdeki suçluları söylemezseniz yarın hepinizle disiplinde görüşürüz. İyi dersler Sadi hocam. Kolay gelsin hocam. Kolaysa başından gelsin Orhan Hoca. Hocam ne yapıyoruz? Gördüğün gibi Zülfikar sürrealist bir çalışma. Adı da kimse disipline gitmez. Hocam ben biliyorum o parçayı ya. He. Bizim oraların türküsü o. Öyle mi? He. Aferin. Hocam biz de tutalım gözümden o zaman. vücut diline bakılırsa haberler işte öyle iyi değil. Biliyor musun Yavuz? Efsaneye göre eskiden karga süt beyaz bir kuşmuş. Bir gün o kadar kötü bir haber getirmiş ki Volkan denen antik dünya tanrısına. Volkan bir anda getirdiği haberin rengine bürümüş kargayı. Öt bakalım gamlı karga. Serdar efendim. Ne olmuş Serdar'a? Kayıkhanede öldürüldü. Kim öldürmüş? Ben öldürdüm efendim. Sebep? Bunlar kadın komiserle dövüşmeye başladılar. Bu arada kadın komiserin yanındaki adamlardan birinin elinde de silah vardı. Bizim Serdar da öyle yerde pes eder gibi yatınca ötmesin diye. Bu Serdar işi başaramamış demektir. Ne yazık ki efendim. Birkaç el sıktı, o da o iki adamdan birine. Ki uzaktan gördüğüm kadarıyla o da... Tamam. Tamam. Gel. Efendim müsaadenizle. Gördüğüm kadarıyla bugün kargalar sürüyle dolaşıyor ha? Yalnız değilsin Yavuz. Evet. Efendim bazı hissedarlar ikna oldular hisselerini devretmeye. Yani bu bazı ortaklar ikna olmadılar anlamına geliyor. Öyle mi yavrum? Kolay gelsin. Sağ ol Bahri, hoş geldin. Abla, kamera kayıtlarını mı izliyorsunuz? Hı hı. Yardım lazımsa... Yok yardım falan. İstemiyoruz yani. Sen içine bakabilirsin. Ya ben üçüncü bir göz daha çok işimize yarar diye söylüyorum. Bahricim, bizim üçüncü bir göze ihtiyacımız yok ama belli ki senin ikinci bir beyne ihtiyacın var. Kız sus. Malum hafızam biraz kıt. Ya ne yapıyor? Ne oluyor ya? Ben anlamadım şu an. Yok ne bir şey abla. Söylesene kabahatini. Ya Melike ne kabahati ya? Ya ablacığım Allah aşkına hafta dönümü diye bir şey olabilir mi ya? Hafta dönümü? Neyin hafta dönümü ya? Bak Songül abla bile şaşırdı. Ya abla biz bugün Melike'yle çıkmaya başladığımızın ilk haftası da. Ne güzel. Hayırlı olsun. Güzel ablacığım çok güzel de bu beyefendi hafta dönümü hediyesi olarak bir çiçek olsun bir çikolata olsun hiçbir şey almadan gelmiş. Hafta dönümü? Hı. Hafta dönümü. Anlamadım hafta dönümünü ben şu an tam. Hay Allah ya. Hay Allah ya. Aşkım sen kusura bakma ya ben... Ya nasıl aklımdan çıkar ilk hafta dönümüm? Bizim bugün hafta dönümümüz müymüş? Bolvadi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mü? Ya bir daha olmaz. Vallahi kusuruma bakma. Abla sen de kusura bakma kolay gelsin ben gidiyorum. Sen biraz takip. Görüşürüz. Bir de aşkım demiyor mu? Kızım sen manyak mısın? Hafta dönümü ne? Kurt adam mısın sen haftayı kutlayacak? Manyak mısın ya sen be? Ya abla işte gördün işte hem hafta dönümümüzü kutlamıyor hem pişkinlik yapıyor ya. Ya Melike hafta dönümünün kutlandığı nerede görülmüş? Sen de görüyorum ben ilk defa bunu ya manyak mısın sen? Abla sen demedin mi ama ya hani bu özel günlerde hassas ol bunu hemen belli et erkekler balık hafızalı diye sen dedin bana. Sen benim söylediğim şeyleri niye yanlış anlıyorsun kızım? Özel gün dedik hafta dönümü mü dedik ne bileyim git yıl dönümünü kutla sevgililer gününü kutla ne bileyim. Evlenirseniz onu kutlayın. Manyak mısın? Hafta dönümünün kutlandığı nerede görülmüş? Kutlanmıyor mu hafta dönümü? Kim kutlamış sen kutlayacaksın? Sen manyak mısın? Ne bileyim abla ben acemiyim bilmiyorum. Ya çocuğa çemkiliyorsun. Üzme şu çocuğu. Gözünü seveyim artık ya. Ne yapacağım ben şimdi? Sabahtan beri fırça atıyorum. Ne yapacaksın? Gideceksin gönlünü alacaksın çocuğun. Yaz çıkışta de. Gidelim kahve içelim bir. Eve geldi. Bir şey de. Yok. Al gönlünü çocuğu. Çocuğun gönlünü al bak. Boşu boşuna çocuğun beyin dedin. Ayıp ettin orada. Bak sana söylüyorum. Evet, gerçekten kalbi hassas. Songül. Sus. Ya kusura bakma ben iyice evrak işlerine gömüldüm. Estağfurullah başkomiserim vekil müdür olmak zor. İstersen hemen sana vekalet vereyim mühür teslim. Vallahi istemiyorum. Benim masam çok güzel. O masa benim için çok büyük. Hiç istemiyorum sağ olun. Sorma. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi bir şeyler? Şöyle şimdi başkomiserim, Serdar'la konuşan tek kişi avukatı. Yani görüşen tek kişi avukatı. Yani zehri ya avukatı verdi ya da kendisi zehirledi. Anlaşıldı. O zaman biz bu avukatı biraz daha kurcalayacağız. Peki bu şey ne oldu? Kayıkhanenin oralarda bir şey bulabildiniz mi? Bakabildin mi oraya? Zaten ilk oraya baktım. Ama kayıkhanenin orası işte Serdar'ın öldürüldüğü yer, Mert'in üstüne suç atılan yerle aynı. Yani orada mobese falan hiçbir şey yok, kamera görüntüsü. Adam nereye gittiğini bilmiyoruz. Haliyle vuran adamın da nereye gittiğini bilemiyoruz tabii. Aynen öyle. Döndük yani başa. Evet, döndük. O yüzden vallahi birer çay içelim. Şu hararetimizi alsın. Söyleyeyim mi şimdi? Söyle. Gel bakalım. Eğlendin mi? Aferin sana. Ne demek? Ne demek halledemedik be? Ne demek? Servet Bey, inanın bir daha böyle bir hata olmayacak. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım efendim. Aslıcığım sen bahçeye geç, ben geliyorum. Görüyor musun Yavuz? Bir daha asla böyle bir şey olmayacak diyor. Gördüm efendim. Gördüm. Güzel. Ama söz ağızdan çıkar, uçar gider. Bunun kulağını çekmek lazım ki kulağına küpe olsun. Bir daha verdiğimiz emirlerin dışına çıkmaz. Gel kardeşim. Gel gel gel. Yalnız şöyle. Dur be. Bağırma lan. Bir dahaki hata senin de başını yakar, unutma. Unutmam efendim. Aslı, gel Aslı. Dede! Aslı! Niye erken geldiniz? Aslı sizi özlemiş. Siz de onu özlemişsinizdir diye düşündüm. Öyle olur yani. Canım kızım. Gelin hadi gel. Yok yani, yok. Avukattan başka bir seçenek kalmıyor ortada. Ben söyleyeyim yaveri. Bak hemen hayır deme. Söyleyeyim yaveri, bulsun avukatı. Ya hayır ya, gömmüyoruz kimseyi. Ya ben onu mu dedim, gömme mi dedim? Allah sen ya. Normal avukat olarak dedim, araştırsın. Ya Allah aşkına, zaten Serdar'la ilgili bir şey varsa zaten ben o adamı önce ben boğarım bir kaşık suda da... Neyse, bozmayacağım ağzımı ya. Sakin. Sakin ol sen karıcığım. Hadi biraz. Bir 5 dakika huzur bulalım ya. Bir şey unutmadık değil mi abla? Yok yok, unutmadık. Gidiyorsun. Gidiyorum. Burada her şey çok karıştı Melek. Yani burada kalırsam eğitimime de odaklanamam. İsviçre benim için daha iyi olacak. Biz birkaç gün birlikte kalacağız. Sonra ben Sanem'i yolcu edince dönerim eve. Tamam, tamam. Geleyim ben de yardım. Yok yok, hallederiz biz. Gel buraya. Her şey için çok teşekkürler Melek. Birbirinize çok dikkat edin, tamam mı? Sık sık ara ama, tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Haber verin. Hadi dikkat et sen de, tamam mı? Ne unuttun acaba? Anne. Celal beni evden kovdu. Of. Ay ben bu adamın her istediğini yaptım. Bütün işini yaptım. Yeri geldi altını bile temizledim. Ama bak ne oldu sonra? İki ayağı dikeldi. Hop. Ay günü kapı dışarı etti. Anne tamam. Gel otur anlat. Kızım Allah için sen söyle. Ya bu adamın telefonu benim yüzümden mi çalındı? Ha? Ay tutturmuş senin yüzünden çalındı diyor. Sonra da neymiş efendim? Sen şimdi eve gelmiyorsun ya. El alem sen ne biçim babasın dermiş. Ay nasıl üstüme yürüdü. Bir göreceksin ya. Melek gelmeden bu eve adımını atamazsın dedi. Kovdu beni evden. Ona ne ya? Ona ne? Allah Allah benim sinirimi bozmasın ya bu adam. Ha, ya. Tabii. Ya. Tabii. Ben de öyle söyledim. Dedim Celal sana ne dedim? Bırak dedim şu kızı. Ya rahat bırak şu kızı dedim. İki arkadaşıyla muhabbet ediyor. Birkaç gün geliyor arkadaşlarıyla kalıyor. Bir nefes alıyor kız dedim. Bir de ne yaptı biliyor musun? Hı. Ay sen iyi ki evde değildin. Geldi böyle koltuk değnekleriyle, girdi odaya, açtı bütün dolapları. Benim eşyalarımın hepsini yere attı. Ya sonra da kovdu. Defol git dedi. Şerefsiz. Allah'ım ya. Ya. Sonra benim de tepem bir attı. Eh dedim. Yeter be dedim. Vallahi yeter dedim artık. Ben dedim kızımın evine gidiyorum. Benim dedim kapı gibi kızım var dedim. Çektim kapıyı, çıktım yanına geldim kızım. Gidecek başka hiçbir yerim yok ki. İyi yapmışsın anne. Nereye geleceksin? Benim yanıma geleceksin tabii ki de. Ah kızım. Ay ben bunları hiç hak etmedim. Hiç hak etmedim, hiç. Aman yarabbim. Neyse anne tamam. Boş ver. Üzme kendini. Bak bir pislikten kurtulmuş oldun. Öyle düşün. Ya. Bak bir şey yapmadı değil mi sana? Yok canım, yok. Yani ne yapacak? Nerede? O eski Celal nerede? Hiçbir şey yapmadı sen merak etme. Kurtulmuş olduk. Kurtulduk artık tamam, bitti. Ya, kurtulduk. Ay. Aman benim. Ay nerede bu çocuk be Zülfikar? Endişelenme anne gelir ya birazdan. Ay tamam gelir de saate bak kaç oldu be oğlum. Hah geldi vallahi. Ozan. Ozan. Ay. Ha be oğlum neredesin gel bakayım. Annem hiç sarılma bana. Ne sen? Ben hastalanmışım. Hastalanmış mısın? Şifayı kaptım yani senin anlayacağın. Sana da hiç bulaşmasın. O yüzden sarılmayalım. O zaman ben sana bir ıhlamur falan kaynatayım. Dur. Olur. Zülfikar sen de içer misin oğlum? Yok anne yok ben içmeyeceğim. İyi hadi ben kaynatayım da geleyim hadi. Dur bakayım. Oğlum kız çıktı hastaneden. O Esra manyağı da cezaevine girdi. Size bir engel yok. Senin zil takıp oynaman lazım. Ama gel gör, surat 5 karış. Hayırdır? Abi biz ayrıldık. Ayrıldınız mı? Niye oğlum? Manyak mısınız siz? Oğlum. Sen değil miydin lan? bizi arkada bırakıp da bu kız için İsviçre'lere kadar gitmeye kalkan, yolda ölmeye kalkan ha? Ne oldu? Bendim. Bunların hepsini yapan bendim, kabul ediyorum. Zaten ben ayrılmadım. Sanem beni terk etti. Sanem seni terk etti. Ters bir şey mi söyledin kıza? Ne ters bir şey ya? Hassas bu aralar, sen biliyorsun. Ay Zülfikar be. Eğilemiyorum oğlum. Gelsene şu ıhlamuru çıkarıver. Tamam anne, geldim. Seninle konuşacağız. Tamam? Seninle konuşacağız. Buyur anne. Şunun arkasına koymuşum be oğlum. Şunu bak, hemen altında. Tamam. Bizi ayıran bu silah bizi tekrardan birleştirecek. Sanem. Çok arkaya koymuşsun. Ben çıktım. Sen nereye gidiyorsun gene Ozan? Ay Ozan ama artık. Nereye lan? Hani hastaydı bu çocuk Zülfikar? Tamam anne tamam. Kafası bulanık biraz. Az biraz şey yapsın, kafadansın olur mu? Ay gene neyine bulanıyor bu çocuğun hep bir kafası? Profesör senin oğlun ondan. Durmuyor kafası. Sen içmem dedin, uğraşma şimdi. Çay koyayım ben bize. İyi hadi koy bir çay da içelim madem. Pardon. Sadi ya. Hayır. Yandım anam. Anam yandım. Anam. Anam. Ne oldu? Dur. Ne oldu? Gel. Aa, saplandı. L5-S1'in arasına girdi. Ne? Diskler kaydı, diskler. Aa. Hadi. Battı. Ne yaptın be? Yay battı. Bakayım bir şey kanıyor, var mı? Kanıyor, bırak. Gel. İç kanama var. Gel. Bu niye çıktı ki böyle? Aa ne bileyim, kalitesiz mal. Kalitesiz, eski püskü. Ay çok yandım canım bari. Aa çok kötü. Tamam. Çok kötü. Gel. Tamam gel. Nerede yatacağım ben? Gel ben halledeceğim. Hadi gel. Tamam. Çok acımıyor değil mi? Acıyor. Tamam, gel bakayım şöyle sen biraz. Ah ne? Gel işte bak. Gel bakayım önce bir şey yapalım, onu bakalım. Ana dur. Bir şey yapma, iç kanama olabilir. Tamam, abartma Sadi o kadar. Nasıl hissediyorsun? İyi değilim. Burada yatak var, orada uzanık. Yok yatak var da ateş de var, barut da var. Hiç o toplara girmeyelim, ben sana böyle güzel bir yastık getireyim. Ben de çok istiyorum ama gerçekten. Bekle. Yatağa deştik lan bir saatten beri. Salım. Delik var. Delik açıldı, krater. Al bakalım. O ne ya? Bunu al bakayım arkana. Ne yapayım ben bunu? Al yastık işte. Şunu da ört bakalım şöyle güzelce üstüne. Hadi bakalım, Allah rahatlık versin. Vallahi yapacak bir şey yok. Acırsa seslen. Gel sen izle. Sen izle ben. Sen izle. Olay yatağı oldu lan. Ah. Vallahi her şey aklıma gelirdi de kendi evimden kovulacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Yani sen hala orada mısın ya? Bak bir çizgi çek üstüne, o adamı, o evi unut artık ya. Unut, üzme kendini de. Ne yapayım kızım? Vallahi çok içerledim. Ay çok gücüme gitti ama. Bak aç değiliz, açıkta değiliz. Başımızı sokacak bir yerimiz var. Öyle. Orası öyle. Ne demişler? Azıcık aşım, kaygısız başım. Anne, bak sakın o adamla barışayım deme. Bak sakın. Hazır kurtulmuşken hiç aklın ucundan bile geçirme, tamam mı? Unut. Bitti gitti. Yok yok yok. Barışır mıyım canım? Bak, şuraya yazıyorum. O bu kapıya gelecek, o paspasın üstünde köpek gibi oturacak. Dur sen dur. Aygün beni affet. Ben ettim sen etme diyecek. Böyle pankartlar açacak. Aygün evine dön karıcığım diyecek. Ha, sen dur sen dur. Anne vallahi sen akıllanmazsın ha. Neyse. Hadi sen de yat bakalım. Ben de şuraları toparlar. Kanepede kıvrılır yatarım. Heh. Şunu şey mi yapsam? Anne. Ha. Aylin'in odası da boş ama istersen benimle yat. Burada. Hı hı. Beraber. Ay benim kızıma. Tamam. Zaten ben de seni çok özlemiştim. Böyle sarılırız, yumuş yumuş yatarız. Hı hı. Ha kızım hadi. Hay şunu. Hadi bakayım. Al. Şunu koyalım. Ha. Tamam. Koy bakalım. Bunlar burada. Yatak bunlar oldu la. Değiştim yatağı değiştim. Benim kanal. Çağrılar şafakta. Önümü açalım. Kardeşlerini toplamaya çağırıyorlar. Bunlar başıboş erkekler. Aslanlar günde ortalama 40 dakikaya kadar çalışır. Saçma o saat. Çok ayıp ya. Erkek aslan sürüdeki bütün dişlerle yıl boyunca çiftleşir. Ben bunu bilmiyorum. Hepsiyle mi lan? Hepsi de gücünün zirvesinde. Ay yok artık. Yok artık. Yok artık gerçekten. Bu izleyicilerin güvenkar bir davranış. Ama yuh artık. Pes. Pes gerçekten. Belgesel izliyorum. Ne demek belgesel? Eğitici. Sen kafayı mı yedin? Sen gecenin bu saatinde bu belgeseli niye sürerdin sonuna kadar? Oradan ses geliyor mu? Ha, gelmiyor sanıyorsun. Gel, ama eğitici bir şey istiyorum. Eğitici? Ne baksana? Sadi. Bak sen çok... Ne yapayım? Cimcizler mi gene? Hayır. Kıyamıyorum sana da şimdi. Ha. Ne yapacağız? Hadi kalk. Nereye? Yan tarafa. Hı. Vallahi. Vallahi. Kalk. Vallahi. Vallahi hadi kalk. Tamam ben gidiyorum kapatıyorum bunu. Tamam kapat. Kapatma ben kapatırım boşver tamam. İzledim onu. Tamam hadi. Ben geçiyorum. Hadi geç. Ha, sen hazırlıkları. Aynen. Kaçtım. Bir gün belgesellerin ekmeğini yiyeceğimi biliyordum aslanım benim. Hazırlıklara başlayalım. Ayıp izlemezsin. Sadece Songül'de izleyemezsin. Evet, burada süzüyorum. Aferin. Ana. Olmaz. Yaralar. Yok, bu da olmaz. Songül, kolaysa uyu bakalım kızım hadi. Allah'ım yarabbim. Ay. Bunun da hazırlıkları var tabii şimdi. Saat kaç oldu? Nasıl bekleyeyim lan ben? Öyle bekleyeyim. Öyle bekleyeyim. alakası yok. Oh canıma değsin. İyi ki yok. Bana boşuna aptala yatan Aygün dememişler. Sen görürsün. Yarın elinden tutup seni tıpış tıpış evine götürmezsem ne olayım? Ben senin bütün eşyalarını yıkayayım da gör kızım. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Sakin. Sakin. Sakinim. Güzel. Kimsin sen? Seni öldürmeye geldim. Ve an itibariyle namlunun ucundasın şu an. Bu tetik düştüğünde artık yaşamayacaksın Yavuz Bey. Peki neden hala düşmüyor o tetik? Çünkü tetiği ben çekmiyorum. Düşmanım olsam, aileme, sevdiğime bir tehdit oluştursam bir saniye bile düşünmem. Ama silah böyle bir şey işte. Yeterince haklı değilsen düşmüyor o tetik. Zaten silah bile bana ait değil. Bak genç, çok adam öldürdüm bugüne kadar. Yarısını da mecbur kaldığım için öldürdüm. Vallahi. O yüzden... Anlıyorum seni. Çek tetiği, bitir işimi o zaman. Ben katil değilim. Mecbur kaldım. Daha önce de kimseyi öldürmedim zaten ben. He. Peki seni kim mecbur etti bu işe? Nuri ve adamları. Borcum vardı onlara. Seni de öldürürsem borcumu sileceklerini söylediler. Nuri he? Aha, Nuri. Nuri'ye bak ya. Bak genç. Mert bir çocuğa benziyorsun. Onu anladık. İstersen tüm mecburiyetlerini ortadan kaldırıp senin ve ailenin hayatını değiştirecek bir anlaşma yapabiliriz. Ne dersin? Hazırlığa. Abo. Bir tane karamambam vardı. Ne oldu? Karamambam. Kara baktım. Ben kara baktım. Oh ne güzel kokmuş ya. Günaydın. Günaydın karıcığım. Evet beyaz ekmek de var. Ya o ekmeği boş ver şimdi. Benim poğaçayı kesmem lazım. O kadar kilo aldım ki. Benim de keçi boynuzu pekmezini kesmem lazım. Çünkü karıcığım biraz naz yapıyor. Hiç girme o mevzuya. Hiç gerek yok. Hem ne demiş atasözü Kızılderilileri demiş ki sen demiş keçi boynuzunu demiş çok yersen demiş başka hiçbir şey yiyemezsin demiş. Ne atasözü? Kızılderili. Kızılderili olmasın o. Kızılderili. Hiç gelme üstüme ki yapmayana gerek yok. Diyemiyor musun Kızılderili? Diyor bildim. Kızılderili. Kızıl. Derili de. Derili. Yapıştır. Kızılderili. Yeter be adam ya. Yapma diyorum şunu. Yeter artık yahu. Kızılderili tamam. Ne demiş Kızılderililer? Yemedim gibi ama böyle söyleyeceğim lafı unutturdun Sadi. Vallahi sabah sabah zaten gergin uyanıyorum ya. Tamam. Kusura bak. Allah Allah. Vallahi diyemiyorum artık. Yeter ya. Tamam kuzum tamam. Bu kim telefonu? Açayım. Aç. Efendim? Alo Buğra. Kim? Pardon ben Buğra'yı aramıştım ama. Yalnız numara efendim. Ha affedersiniz. Kim? Yanlış numara. Hadi la! Ya ver hadi çayını soyacak hadi. Aa hadsize bak yanlış numara vermiş bana. Ha ben çok meraklıydım ya seninle konuşmaya. İnsanlık ettim yani nasıl yaraların iyi mi onun için aradım. Cins. Of anne ya. Heh. Her şeyimi yıkamıştın. Okulda giyeceğim üstü de ayırmıştım. Onu da yıkamıştın. Evet, hepsini yıkadım. Bak tertemiz oldu. Asıyorum şimdi de. Ya niye yıkıyorsun? Temizdi zaten. Canım sen de okul tişörtünü giyersin. Ne olacak kızım? Ya, okul tişörtü de içindeydi. Ha. Ay. Ne yapacağım ya? Ne yapsak? Aa! Ya fön makinesi. Vut diye 2 dakikada kuruyuverir ha? Anne fön makinesi de yok ki. Aa tüh. Sana bir fön makinesi alalım be kızım. Ne yapsak? Aa ütü. Ütüyle hemen 2 dakikada. Oh buharını da basarız hemen kurur. Vallahi kibrit gibi olur. Ha? Of. Diyeceğim ama. Ay benim de çıkmam gerekiyor be kızım. Bak hazırlanacağım saçım başım bir tarayacağım. İşim gücüm var. Nasıl yapsak? İyi tamam ben yaparım. Sen nereye gidiyorsun? Bak sakın bana eve gidiyorum deme. Hayır canım ne evi sende? Güler ablan çağırmış. Ona kahvaltıya gidiyorum. İyi. Heh. İyi tamam ben alıp geliyorum. Tamam kızım. Ha hadi kızım. Getir hemen 2 dakikada ütülerini verir o. Celal'cim bizi bekle. Sana sürprizim var. Melek'le temelli geleceğim. İş çıkardın ya başıma. Geç kalacağım. Kalmasın. 2 dakikada. Hemen basıver ütüyü. Hah. Tamam. Hah. Hadi yap ütünü. Ben de bir hazırlanayım. Çıkacağım. Yaver hadi çağır, evet, çayın sonuna. Gel. Geldim. Yaver usulü kavurmamız hazır. Of mis gibi koktu be. Bunun tarifini hemen veriyorsun, her sabah yapıyorum Yaver bak. Vallahi yengem tarifi birazcık yağ, kavurma, yumurta, bir de karşılıksız Sevda. Yaver vallahi yapma ya, vallahi bak artık. Yeter sana da yardım edemediğim için içim sıkılıyor. Deme öyle ya. Üzülüyorum vallahi üzülüyorum. Afiyet olsun. Dur bir dakika. Önce fotoğraf çekeceğim. Aradı demin biri. Kim aradı? Yanlış numara. Buğra'yı aradı. Bu? Ne? Buğra mı? He Buğra. Yavuz sen niye kapatıyorsun? Sadi Buğra Yaver ya. Ağam sen ne yaptın ya? Ağam ben sana dedim Yaver değil Buğra söyledim diye kıza. Unutum lan ben ne bileyim senin Buğra dediğini Buğra. Sana Buğra olur mu lan? Ya ama dedim işte ağam. Vallahi ortalığı karıştırıyorsun. Niye bu olmasın Buğra? Biraz zorlasa olur. Allah Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Ara kızı geri çabuk gönlünü al bir şey yap ya. Nasıl arayayım? Arayamam ki şu an. Tuşa basacaksın. Tuşa dokun arayacak. Vallahi arayamam ben. Yanlışlık olmuştu anlat diyorum. Allah Allah. Ya ben ama hiç hazır değilim ki ya. Ne demek hazır değilim? Kalkacaksın konuşacaksın 2 dakika ya. Buğra. Sakin ol, Buğra gibi davran gerçekten. Gibi hadi. Davranma, Buğra ol. Hadi tamam. Diline kuvvet, hadi bakalım. Bir daha Buğra olmaz. Allah'ım sen bana yardım et. Biz buradayız. Destek ekibi burada, ara. Tamam. Alo. Alo. Buğra sen misin? Az önce aradım seni. Merhaba, merhaba. Ben Buğra. Ha. Evet. Benim ya... biraz önce kafede oturuyordum da masanın üstünde unutmuşum telefonu. Hıyarın biri şey yapmış işte, açmış telefonu. Neyse tam ya, ben şey iyi misin diye merak ettim, arayayım dedim. İyiyim. İyiyim valla. Sen nasılsın? İyi misin? Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Muhabbete gir. Yok ya öyle değil yani. Yaraların iyi mi? Hani enfeksiyon falan kaptın mı anlamında? Ha yo ben iyiyim ya. İyiyim. İyi. Çok sevindim o zaman. Valla senin de sevinmene sevindim. Gerçekten sağ olasın. Gül biraz. Ben bir şey diyecektim. Kafede falan otursak bir kahve içsek. Ne yapıştır? Vallahi çok güzel olur. Bilmem. Olabilir aslında. Güzel olur yani. Tamam o zaman ben iş çıkışına doğru mesaj atarım sana. Tamam. Görüşürüz hadi selametle. Nasıl? Kendine iyi bak yani. Tamam. Sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ay, selametle diyor ya. Ne oldu? Ne oldu? Size cevabımı şöyle vereyim. Diyarbakır, İzel, vallahi. Helal olsun be. Gel hadi soğutma. Sular buz gibi çağlar, delale lorike. Aferin sana, aferin. Buğra gel sen de öpeyim. Vallahi helal olsun be. Bak yengini taklit. Allah seni var ya, helal olsun sana. Aferin. Vallahi uğraşıyorum ya. Kimin yaveri be? Aferin ya. Otur, şu kavurmayı sen bitir. Tek başına güç kuvvet versin. Yerim ki. Keçi boğazım da ya, sana lazım benim işime yaramıyor. Ama yenge bir şey diyeceğim. Ne? Sen benim kıyafetime birazcık evet onu lütfen. Bir değiştirelim. Burayı gömlekle Buğra evet, olmazsın ya versin. Doğru. Buğra daha farklı bir şey bakacağız. Tamam ben siz yapacaksınız onu. Buğra değil. Tamam. Sürekli aynı gömleği giyiyorsun. Olmaz şimdi yengen de söylesin. Kızı al. Hı. Böyle kültürel aktivitelere götür. Kültürel. Tamam. Doğru. Nereye götür? Şeye götür. Yere basan sarnıcına falan. Oraya da götür. Yanında kafe de var. Hiç gerek yok. Düzgün bir kafeye gidin, oturun. Önce birbirinizi tanıyın. Oralara sonra gidersiniz. Değil mi? Doğru. Hiç gerek yok. Ben bir tuz alıp geliyorum. Ben tuz getirmemişsiniz. Ben bir tuz alıp geleyim. Dur. Sen al tuz. Bak orada o müzeylerde, kafelerde. Bak öyle dedi. Sen girersin, dolaşırsın Enderun'da. Çık orada ye muhallebin. Yine git dolaş. Bir şeyler. Dolma bahçeye git. Babamız yemin ediyorum. Buğracığım ben. Yemin ediyorum. Melek. Ha, ne yaptın kızım? Ha, işte bak. Kurumuş değil mi? Anandaki böyle akıl kimde var, kimde? Çok akıllısın ya. Ondandır bu yaşadıklarımız. Allah Allah. Edepsiz. Sen hayırdır? Benden çıktın, beni mi beğenmiyorsun? Şaka yaptım şaka. Hadi çıkalım hadi. Hadi çıkalım. Anca. Tamam. Hazırız. Tamam. Ay çantamı unuttum. Anne bir çıkamadın ha. Hadi. Tamam kızım, tamam. Hadi, tamam. Ben giyiyorum ayakkabımı. Tamam. Hadi bakalım. Oh be güzel karıcığım. Afiyet olsun. Yaşa. Bunu al. Onu mu alayım? Onu biraz döktüm. Ya ver gel. Soğutma benim içini. Oğlum gelsene soğutma benim içini. Buyurun. Buğracığım hadi. Buyurun ya. Yok artık. Hadi Buğracığım. Geldi kahveni iç. Cım deyince de daha da kötü oluyor. Niye be? Cımı katmayın bari ya. Buğra tamam da cımdı. Buğracığım bizim eski alemde 3 gün hayatta kalamaz. Eski alemde derken? Eski yani, eski lafın gelişi yani. Bizim alemde 3 gün hayatta kalamaz. Neyse. Sen bize bir şu kız anlatsana oğlum, kimin nesi? Evet, evet. Şu adını söyle artık ya. Yok, yeter söylemem ya. Totemimdir dedim. Ya yemişim senin totemin. Ya totemi boş ver o zaman. Kız nasıl bir şeye benziyor onu tarif et ya. Eşkal var lan. Vallahi ne desem yenge yani... Bir içim su. Dünyanın en güzel kızı senden güzel olmaz. Yengenden güzel olamaz. Yanlış anlama. Orası öyle. Haklısın abi. Yani... 1.60, evet. 5, 1.50 boylarında. 15 santim var arada ama. Yani öyle gibi. 50-65 kilolarında. 15 kilo fark koydun yine. Esmer desen değil ama sarışın kumral gibi esmere de benziyor. Yani su yeşili gözleri var, kahverengiye de yakın. Alo, şizofrene bağladım. Oğlum sen bu kızı gördüğünden emin misin? Gördüm o. Sen katarak mısın onu? Niye? Lan nasıl bir tarif lan bu? 55-65-40 doğrusu diyor kadın. Ne bileyim ya işte benim görsel hafızam çok iyi değil lan. Yavercim, pardon Buğra'cığım. Senin bu yaptığın tarife dahil olmayan İstanbul sadece 4 tane falan kadın var, biri benim. Ya diyorum ya işte benim görsel hafıza iyi değil ama kız çok güzel bir kız yani. Ama beni ne yapacak? Ya bak sakın öyle bir şey deme vallahi. Kavga ederim seninle ha. Sana bakmayacak da kime bakacak be? Hem buluşacaksınız zaten kızla. Tamam buluşacağız da ben nasıl konuşacağım? Ne yapacağım yenge ya? Ben konuşmasını bilmiyorum ki. Şimdi ağam olsa bak dakika bir hemen kızın kalbinden konum atar ha. Kız. Bir saniye şimdi bu bilgi bana yeni geldi. Evet. Ne zaman gördün lan böyle bir halimi sanıyormuş? Ne zaman gördün? Ya yengem ben lafın gelişi söylüyorum ya. Ağamın ağzı iyi laf yapıyor ben ondan bahsediyorum. Rahatım insanlarla eski mesleğimizden ötürü yani. Konuşurduk insanlarla. Yemindim ben. Ne zaman gördün sen öyle bir halimi? Neyse ya tamam ben Bilal'e bunu soracağım. Ben halledeceğim oraları. Ben halledeceğim. Şimdi sen bu kızla kahvecide tanıştın değil mi? Evet. Tamam. Aynı kahveciye gidiyorsun. Söylüyorsun kahveciye diyorsun ki kız artık neyi seviyorsa onu da bilmiyorum çünkü hala. Söylüyorsun böyle kahve ismi neydi kız ismini yazdırırsın. Ya yemin ediyorum var ya yenge. Bütün oyunları gör ya. Bütün oyunları görüyorsun. Ama var ya bak Yaver gerçekten bu işi olunca bana ismini söyle ya, kızın tamam. Artık. Ben meraktan çatlayacağım. Tamam, söyleyeceğim. Tabii ki söyleyeceğim. Olsun söyleyeceğim. Hı. Tamam. Yeter ya. Yok. Ne gizemli kadın arkadaş ben anlamadım ki ya. İşte bak el alem. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim karıcığım. Bu Buğra değil. Kostümlü olmaz. Bu hiç Buğracığım hiç değil. Tamam. Bu Yaver. Bu Yaver cin bile değil. Hani öyle söyleyeyim ben sana. Sen bana yardımcı olacak. Ben de o iş. Ben sana bütün her şeyi baştan aşağı yapıyorum. Tamam. Ama sen bir git bir ölçü altına artık ne yapıyorsan ben ona göre bakayım. Tabii. Tamam o zaman ben fotoğraf atayım. Sen fotoğraf at bir şey de yap. Ne yapıyorsan yap. Ben hazırlanayım. Sen bir... Evet. Hadi selametle. Tamam hadi bay bay. İşte kendinize iyi bakın. Hadi. Görüşmek üzere şekerim. Ne? Merak ediyorum kimlerin şeylerine konumlar attın. Çok merak ettim. Ne konu be o ben... Yaver'in dediğine ne bakıyorsun sen? Hı. Ben aşık olduğum kıza 2 ayda açılamamış. 2 ay lazımdı. Semahat diyordu. Sebahat. Hı. Pardon. Şaka yapıyorum. Benim açıldığım ve ömrümün sonuna kadar hayatımı geçirmek istediğim tek bir kadın var. Hı. Adı da Songül. Ondan sonra gül yok. Benim de ömrümü geçirmek istediğim bir adam var. Hı. Hı. İsmi Sadi Payas. Hepten. Ama biraz daha burada benimle oturursa okula geç kalacak hepten. Dersi boşmuş. Hı. Öyle duydum. Hı. Belki odasına gider, belki sen konum atarsın belki. Sadi, Allah Allah. Ya biri çıktığını bahane bulup hemen bunları şey yapamazsın ya. Hala daha biraz öfkeliyim. Biraz zamanı var bu işlerin. Hadi tak. Kalk buraları toparlayayım ben de. Hadi. Kalk. Boşu boşuna yaptık. Kadın bir Kızılderili atasözünün dediği gibi... erken kalkan yol alır. Estağfurullah. Adam haklı. O kadar alırsan keçi boynuzunu yemeyip ne yapacak? Sofraya koyuyorsun bir de utanmadan. Ne oluyor lan? Melek? Melek! 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 Yürüme kaldım Melek! Korkma oğlum, annesiyle gitti. Anahtar var bende, gel. Sen gördün mü? Emin misin? Gördüm gitti, merak etme. Abla kola şuna. Abla. Ha, ne diyeceğim? Ben şu Güler teyzemden çıktıktan sonra bir gideyim de market alışverişi yapayım. Ay ev tam takır kuru bakır kızım, ağza atılacak lokma yok. Siz ne yiyip ne içiyorsunuz acaba? Hani yiyip içiyoruz işte bir şeyler. Hem arada Gülseren teyzeyle Mağur teyze de bir şeyler yolluyor sağ olsunlar. Sen şey yap, sen bekle beni, okul çıkışı birlikte gidelim istersen. Yok yok, hiç zahmet etme, ben hallederim. Gider ki alışveriş yaparım, ondan sonra hemen eve gelirim. Tamam kız? Alo? Neredesin? Okula gidiyorum, ne oldu? Ev yanıyor Melek, ev yanıyor. Ne ev yanması? Melek, evde yangın çıkmış. Ne oldu? Ne? Ha? Anne koş, ev yanıyormuş. Ev mi yanıyormuş? Ay Celal evde yalnız. Ay adam sakat, nasıl gidecek? Ya ne Celal ya? Aylin evi yanıyormuş. Ha. Bak koş. Ha tamam. Zülfikar. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Koşamam. Doğruyu söyle. Nasıl girdin içeri? Ay nasıl girecek kızım? Vermişsin yedek anahtarı çocuğa. O da böyle kendi evi gibi oh rahat rahat girip girip çıkmış. Aygün teyze Allah'ın adını verdim, bilip bilmeden konuşma. Yoldan geçerken içerideki alevleri gördüm. İçeridesin zannettim. Kapıya geldim, kapıyı vururken Saadet teyze geldi. Yedek anahtar varmış onda. O açtı kapıyı. Şuranın haline bak ya. Ya ben şimdi anne ne söyleyeceğim ya? Şu evin haline bak, kız bana bıraktı gitti. Ya ah ah. Perdeler yanmış. Güzeren teyzeyle Mağur teyze onları kendisi yaptı. Ya. Kuzum tamam. Üzme kendini bak. Olan oldu giden 2-3 tane eşya. Allah şükür siz yoktunuz evin içinde. Ne yapacağım ben? Kız bana bir gün evine emanet etti. Şu hale bak. Ya kim yaktı ya? Ya nasıl yandı bu ev ya? Nasıl yandı? Ben içeri girer girmez bu ana şartelden elektriği kestim. Elektrikten çıkmış galiba. Şu ütüyü takılı bırakmışsınız. Oradan başlamış. Hayır ben ütü yaptım, çıkardım onu fişten. Çıkarmadın mı? Ah Melek, ah ah. Hatta bilerek ütüyü de dik koydum. Ah ah. Gördün zaten. Ah Melek, ah ah. Çıkarmamışsın kızım demek ki. Çıkarmamışsın. Bak zaten hepiniz Leyla. Aklım bir karış havada. Ah ah. Merdo, bu konuya sıkı çalış bak. Biz bir alt anlamadık. Kafamız basmadı. Gelince bizi çalıştır. Lan Mirket lan. Senin kafan basmayacak da kimin basacak, manyak herif ya. Mert çok özlendi. Sensiz bir eksiyiz. Çabuk gel. Lan! Cezaevi burası, kreş değil. Topla oyuncaklarını. İyice yumuşattın ortalığı ha. Niye bağırıp çağırıyorsun oğlum? İçerideyiz lan zaten. Hadi al biraz kitap oku, kitap. Vallahi faydasını görürsün, al. Sen çok görmüşsün ya. Merdo, sesin bir kardeşlik tınısı kulaklarımızda. Karabayır'ın en delikanlı adamı. Hasretle sarılıyorum sana. İyi ki varsın. Sana diyorum lan. Korkut. Hadi birader, hadi. Serçe girme araya. Görüş kabininde eli ayağı fazla oynuyordu, bir ateşini ölçeyim dedim. O kadar erkekti ki hareketlere kes. Biz erkek görmeye gelmiştik ama... burası pudra kokuyor ya. Şş, bir erkeklik şeklini görelim hey. Benim bu sefer bu mahkemeden çok umudum var Meltem. Bu Firuz Bey çok iyi avukat çıktı. Bu sefer aklanarak çıkacak benim çocuğum. İnşallah canım benim. Ama çok psikolojisi bozuldu Meltem. Hiç eskisi gibi değil Mert. Bu insanlar yamyam gibi sindirdi çocuğumu. Atlatır bunu da ya. Aslan gibi çocuk o. Vallahi merak etme, sen içini ferah tut. Bir çıksın içeriden. Eski enerjisine döner inşallah. Döner. Baş eniştemle aranız nasıl? Ay Meltem. Ne? Şuna baş enişte deyip durma ya. Yerin kulağı var, yapma bunu. Ay Derya artık duyan duysun ya. Üf, boş ver. Ay sana da inşallah biri çıkar da ben de görürüm gününü. Ay hadi inşallah. Aa, hevesliye bak sen. Öyle bodoslama girecek hayatına işte, bak gör. Nerede bende o şans ya Derya? Evden işe, işten eve. Anca yani biri bodoslama girecek hayatıma öyle. Yok öyle de girmesin. Sen benim kardeşimsin. Öyle herkese yar etmem seni. Sen bir şey diyeyim mi? Aslında geçen gün biri hayatıma bodoslama girdi. Ne? Ay, şimdi mi söylüyorsun Meltem ya? Şu an mı söylüyorsun? Aşk olsun. Ya dur hemen öyle heyecan yapma. Çünkü sevgili gibi değil, daha çok böyle arkadaş gibi girdi. Nasıl arkadaşım? Anlat bakayım. Tamam, kısaca anlatacağım. Şu Mert'in olaylarından anlatamadım. Biz bir kafede tanıştık. Sonra geçen gün ben bir kapkaça uğramıştım ya. Hı hı. Kim getirdi bana çantamı geri? Kim? Buğra. Buğra kim? Ha! Kafe kapkaç, kahraman Buğra. Bodoslama. Ya. Şimdi oturdu. Şimdi oturdu. Ya ama böyle çok olacak gibi de değil. Böyle ayrı dünyaların insanıyız ya. O ne demek? Hangi dünya? Kızım çok fantastik bir karakter. Nasıl fantastik ya? Saçmalama be. Ne yapıyor? Uçuyor mu? Ha, uçuyor. Uçtu gitti, çantamı geri getirdi bana. Ya böyle ne? Şivesi falan var. Şivesi mi var? Yap bakayım, nasıl yapıyor? Vıy diyor. Vıy mı diyor? Bu işler böyle başlar. Önce vıy vıy vıy, ondan sonra da böyle gıy 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 diye devam eder. Oldu bu iş. Oldu mu bu iş? Buğra'yla mı? Ya olmaz ya. Yok vallahi ben Buğra'yla olmam. Arkadaş oluruz. Ya da bilmiyorum. Zülfo! Ne oluyor lan? Abo! İyi misiniz lan? İyiyiz. Lan nasıl geldiğimi bilemedim arayınca. Can şu hale bak. Nasıl eski haline getireceğiz burayı? Ya sistem dert ettiği şeye bak ya. Allah'tan sana bir şey olmamış. Yine eskisi gibi yaparız, ne olacak? Nasıl yapacağız? Daha önce nasıl yaptıysak öyle yapacağız. Tamam? Kardeş, senden bir şey rica etsem. Bir çilingir bul abi. Şu kapının kilidini bir değiştirelim biz, kafamızda soru işareti kalmasına. 10 dakikaya çilingir burada. Hadi. Afife Elesen'e kül vardı ama kendisi nerede acaba? Kimden acaba? Kimden? Talat Körküş. Talat Körküş. Daimi fotoğrafçımız, evet. En büyük hayranımız. İnsan içindeyiz, yapma ne olur. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ ol abi. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Oh, teşekkür ederim. Serdar güzel. Ya senin ders programını bilmiyorum ya. Ahmet Başsavcı da böyle röportaj falan deyince ben hemen... Yok sorun yok. Bugünkü tarihli iş adamımız kim? Dur. Buraya koydum. Kim la bu? Hayırlı bir iş adamımız. Servet Orcan Urasar. Ne diyorsun, adam bu mu? Vallahi bu değilse diğeri. Diğeri değilse öteki. Bulana kadar arayacağız. Bulacağız o pisliği. Merak etme. Tabii canım, en azından listeden birini eksiltiriz. Hadi geç kalmayalım da çıkalım daha kostüm falan. Senin kostümün çok zor. Vallahi bak karavan alıp kurtulalım diyorum sana. Allah Allah, nerede satılıyor? Aman ya, hemen bir şey söylemeyeyim sana. Hemen eller arabaya hadi. Hayırlı vazifeler. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Çiçekler burada. Burada mı kalacak? O ben şimdi Melike onu bir suya koyarsın. Ben dönüşte alırım onu. Tamam. Sen de. Tamamdır. Belki birazcık feyz alırsın Bahri'cim. Çok güzel çiçekler. Ay çok da güzel. Su yok ya. Su yok. Ne kadar romantik adam. Meltem Hanım. Benim. Yani ben Meltem değil, kahve benim. Buğra Bey. O da benim. Alayım onu da. Evet. Buğra, Meltem. Evet. Ha, geliyorum. Heyecanlanma oğlum yaver. Sen hazırlandın buna. Arzmatik dur. Evet. Alt üstü. Senin çocuğun annelik yapacak biriyle tanışıyorsun. Selam. Merhaba. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Şöyle oturalım mı? Dolu ya burası galiba. Şöyle falan mı geçsin? Yok dolu değil bizim. Bunlar bizim kahvelerimiz. İsmini de yazıyor orada Meltem. Benim mi? Evet. Şöyle. İnanmıyorum ya. Nasıl bildin mokayı sevdiğimi? Koç, sen bunu al. Güvenlik kamerasına bakıyorsun, tamam mı? O gün, o saatte benim sana anlattığım tarife uyan hanımefendi hangi kahve istediyse ben aynısını istiyorum. Tamam ama yani tarifi biraz daha yapsanız. Ya oğlum işte o gün üzerine kahve döküldü ya. He, tamam. İşte, o işte ya. Tamam, hemen bakalım o zaman buradan. Bilmem, hissettim herhalde diyelim. İnanmıyorum. O zaman 6. hissin kuvvetli senin. Sen bir de 7.'yi gör. Ya. İlgili misindir böyle spiritüel şeylere? Yani arkadaşlarım benim esprilerimi severler, gülerler. Spiritüel demiyorum ya, spiritüel. Ruhani dünya, doğu felsefesi filan. Anladım, sen evet ondan bahsediyorsun. Ya ben doğu felsefesinin içinde büyüdüm. Gerçekten mi? Tabii. Ben de çok ilgiliyim, biliyor musun böyle şeylere? Öyle mi? Yoga filan yapıyor musun? Çünkü bedeni de işin içine katmak gerekiyor. Yoga? Hı? Ya işte, işten vakit kaldıkça yapıyorum. Yapıyorsun? Tabii. Beni çok şaşırttın, biliyor musun? Öyle mi? Estağfurullah. Ne iş yapıyorsun Buğra? Ben valla nasıl desem... İyi akşamlar beyefendi. Bizim bir halımız var, temizlenecek. Temizlik şirketim var benim. Hı. Tabii güvenlik ve temizlik üzerine. Güzel. Evet. Ne güzel. Sen ne iş yapıyorsun? Bir öncekinde söyleyemedim. Tahmin et. Hemşireyim. Aa. Evet. Ama ben sana dedim. Sen elin çok hafif ya. Senin altıncı hissin gerçekten kuvvetli. Evet öyle birazcık. Dediğim gibi bir de yediği gör. Ama neyse iş konuşmayalım ya Buğra. Zaten işten çıktık geldik sen de muhtemelen. Tabii canım ya iş falan. Ben de sabahtan akşama kadar temizlik yapıp duruyorum yani. Böyle pislikleri kaza bitiremedik işte biz de. Evet başka şeylerden konuşalım. Resim seviyor musun? Resim. Severim. Gerçekten mi? Tabii. Seviyorum. Ya haftaya bir sergi var biliyor musun? İstersen birlikte gidebiliriz. Öyle mi? Gidelim tabii ki ya. Ben çok severim. Çok severim ben resmi. Hangi ressamları seviyorsun? Şey neydi o ismi? Kurbağası. Kaplumbağa. Kaplumbağayı besleyen bir adam vardı. Onun resmi yapan. Kaplumbağa terbiyecisi. Ağzından öpeyim ya. Evet o. Osman Hamdi Bey. Heh. Çok severim. Çok güzel bir resim o. Geçen bir müzayede 4 milyona satılmış biliyor musun? 4 milyon. Ha. Evet. Bence kesin böyle sanattan anlamayan görgüsüz herifin teki aldı. Sevgilisine hava atmak için filan. Yani tabii ya olabilir. Olabilir ama ya tanımadığımız insanlar sonuçta. Hiç arkalarından konuşmuş gibi olmazsın yani. Çok yakışmış üstündeki. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi Sabri ya. Çok iddialıydın. Hadi. Birden. Gel. Hoş geldin. Ne yaptınız? Ne yapalım? Oturup takılıyorsun. Güzel haberlerim var. Ne oldu? Hayırdır? Aylin'in evi yanmış. Ne diyorsun lan? Şaka. Yok, gerçek. Aylin evde miymiş? Aylin böyle büyük bir şey değil. Bir iki tane perde falan tutuşmuş. Bir şeyler olmuş. Ekürleri gelmiş, söndürmüş sonradan. Ciddi bir şey yok yani. Prenses alışık değil zaten buralara. Ne bileyim yemek yapmaya çalışmıştır, ocağı falan yapmıştır salak. Aylin, iyi misin? İçine dert oldu ha bunun da. Anlamıyorum, hiç hoşuma gitmiyor bu tavırları. Benim de aynı şekilde. İyiyim, ne oldu? Hiç, merak ettim seni. Anlamıyorum. Ha? Ya böyle de anlamıyorum. Ne yapalım ya? Ha? Yemek mi yesek? Benim karnım acıktı. Hayır demem valla. Burak zaten sen ne zaman hayır dedin ki? Bu çok dar. Onu biraz açmamız lazım. Toparlı sıkışıyor. Ayarlayacağım onu. Hadi. Okay. Hadi. Sunroof gel. Biz niye burada durduk arabayla? Ne oldu? Biz neden bunu burada konuşuyoruz? İn de anlatayım diyorum sana. Burada en iyi açıklayabiliyorum sana. Nereye? İn. Ne oldu? Niye burada durduk? Niye? Ya tamam. Söylemedim sana bir şey. Servet Bey bizi teknesiyle aldıracakmış. Tekneyle? Evet. Sebep? Sebep işte zengin insan bunlar. Trafiğe takılmayalım diye düşünüp böyle yaşıyor bunlar. Zenginler. Tanımasak inanacağız. Bak bir şey söyleyeyim. Geçen röportajı hatırlıyorsun o lavuğu. Kart horozu. Evet. İskele yapmıştı. Burada da böyle bir şey yaşanırsa bak zaten içimde kaldı. Meme buji yaptı. Dökerim bak yemin ediyorum arıza çıkartırım yemin ederim. Tamam sakin ol. İskele yapmak falan yok. Ne iskelesi yapacak adam bana? Bakacağız. Allah. Sen şimdi işine konsantre ol. Ha dur yaver arıyor dur. Aç bas düğmeye hoparlör. Hoparlör. Dur. Alo, ne yaptın? Buluştun mu seninkiyle? Yengem vallahi buluştum ya. Hem de senin taktik de işe yaradı ha. Ay Allah, hadi Allah tamamını erdirsin. Amin, amin, amin. Vallahi teşekkür ederim yengem ya. Allah senden razı olsun. Ne demek, estağfurullah. Allah yengenden razı olsun yaver. Allah senden de razı olsun ağam ya. Neyse ben teşekkür etmek için aradım. Daha ben gidip şimdi yoga döşeği alacağım. Ne alacaksın? Yoga döşeği alacağım. Tamam hadi konuşuruz. Kapat. Tamam hadi bay bay. Kapat. Yoga döşeği mi alıyormuş? Ne dedi ya? Helal olsun. İlk günden, ilk randevudan döşek alıyor. Helal olsun bazı insanlara, yemin ediyorum. Allah hızlı çıkıyor. Ben hakikaten ot gibi yaşıyorum. Tamam sen Talat Körküş olmaya bak şimdi, tamam? Ben de Afife'yim. Talat Körküş. Afife Elesen. Merhabalar. Merhaba. Afife Hanım ben. Talat Körküş. Şöyle. Dur, yardımcı olursun. Merhaba. Ay, teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Kaymıyor değil mi yerler? Sağ olun. Merhaba. Çok naziksiniz. Ne taraftan? Merhaba. Şimdi ne yapsak? Bilemedim. Buradan yavaş, mı? Yavaştır. Tamamdır. Tuna tutun. Ay. Bunları tutunacağız. Ama bu çok tehlikeli. Bakın biz bunları bilmiyorduk. Böyle olduğunu bilseydik. Yavaş. Kaysak düşsek hesabını evet. Kim verecek bakalım. O da belli değil. Servet Bey'e de çok selamlarımı iletti. O kadar paraya yapmamış bir tane koruma teknesine. Olsun. Olsun demek ki. Yok, böyle tatlı, zengin olunuyor. Ay. Teşekkür ederim. Gel canım Talat'cığım. Kameralar sağlam. Oy. Tamam. Esra. Kahretmesin ya. Nereye gitti lan? Ay. Burada da var bir tane. Kaç falan gidiyor. Efendim Firuz Bey. Müsait misiniz Derya Hanım? Müsaitim. Bir gelişme mi var? Evet. Yeni deliller ışığında yeni duruşma talep etti mahkeme. Bu harika. Yarın hakim karşısına çıkacak Mert. Gerçekten mi? Ben bu kadar hızlı beklemiyordum. Vallahi bu kadar çabuk olacağına inanın ben de tahmin etmiyordum. Ama Mert'in okulla ilgili özel durumu olduğu için hassasiyet gösterdiler diye düşünüyorum. Ben gerçekten çok sevindim. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun. Vazifemiz Derya Hanım. Duruşmada görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Ne oldu? Derya, haberi benimle paylaşsam mı acaba? Beraber mi sevinsek? Ne oldu? Mert yarın tahliye olabilir Kıvanç. Bu sefer çok umutluyum. Galiba kardeşim kurtulacak. Çok sevindim. Ben de. Çok şükür. Efendim, bu röportaj için gelecek olan gazeteciler tekneye binmişler. Güzel. Güvenlik soruşturması yaptın değil mi? İnternetten araştırdım efendim. Bir sorun görünmüyor. Sadece internetten mi? O kadar mı? Yani şimdi efendim, Serdar'ın ölümünün ardından içeriden bilgi almak da haliyle Tamam, bahane üretmeyi kes. Teknede kameramız var mı? Var efendim, açayım hemen. Onlar mı? Evet efendim. Afife Elesen ve Talat Körküş. Şunu biraz yaklaştır. Allah kahretsin, bu o! Kim efendim? Senin yaptığın güvenlik araştırmasına. Martı mı de desem demin Martı'ya? Evet, ne diyeceğim ki? İsimden hoşlanıyorlar, bir isim bulman lazım ya. Şengül. Sedat. Gülizar. Sen niye kadın isimleri söylüyorsun ya? Tamam. Mahmure, sıkıntı olur mu? Daha yaşlı ya. Ya ayıp be Sadi. Oh. Aha. Ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Ne? Gel bir şey deneyeceğiz. Hadi ne yapacağız? Gel. Hayır, Titanik mi yapacağız? Hadi gözlerim. Ya Sadi ama o önde oluyordu, biz arkaya geçtik. Bir farkımız olsun. Kapat gözlerim. İyi bak. Hı? Ben dünyanın hakimiyim. Sadi. Ben dünyanın hakimiyim. Ben dünyanın hakimiyim. Bir daha karıcığım. Ben dünyanın hakimiyim. Bas bir daha. Ben dünyanın hakimiyim. Ben de dünyanın hakimine aşığım. Hı? Ne? Bütün martılar duydu. Sen duymadın. Duydum. Telefonum. Allah. Dur. Konuş. Hayla. Alo başkomiserim. Hı. Kim avukat? Evet. Rıza kim? Anlaşıldı başkomiserim. Ne oldu? Anlaşıldı başkomiserim. Tamam, şimdi Sadi de soruyor zaten. Ben ona bir açıklayayım hemen. Tamam başkomiserim, ararım geri. Teşekkürler. Ne olmuş? Ya bu şimdi araştırmışlar da bu avukatın son davasından bir şey çıkmamış. Ama bu şimdi gidiyoruz ya adamın yanına, Servet Urasar. Onun bir oğlu mu ne varmış, Rıza. Onun bir dönem avukatlığını yapmış, bir trafik kazası geçirdiğinde mi? O tarz bir davası varmış. Enteresan. Bu tesadüf değil herhalde, tesadüf mü? Tesadüf. Güzel karıcığım. Sen mi ben buna çok güzel bir örneğiz. Dünyada tesadüf diye bir şey yok. Hayırdır? Milletin yanında horozlanıyordun. Tek başına nereye yumurtluyorsun merak ettim. Bebe. Bebe diyorlarmış sana Karabayır'da. Yoksa Karabayır'ın bebesi bize mi efelenecek? Sakın bir daha bana el kol hareketi yapma. Yaparsam ne olur lan? Canını yakarım. Hadi. Kardeş, bak beni iyi dinle. Ben burada misafir sayılırım. O yüzden bir arıza çıksın istemiyorum. Senin benimle ne derdin var bilmiyorum. Ama benim seninle alıp veremediğim hiçbir şey yok. Ha, yani alıp veremediğin bir şey olsa halimiz duman olacak, öyle mi diyorsun? Aa, bırak! Korkut! Ne oldu lan? Canım mı acıdı aslan kaplan? Senin vurduğun yer acımaz tüp bebesi. Kendine gel Korkut! Korktun mu lan bebe? Oğlum birimizden biri ölecek, manyak mısın oğlum sen? Oğlum sen mevzuyu hiç anlamamışsın lan. Biri değil, sen şişleneceksin oğlum. Dans ettireceğim lan seni! Bırak! Gardiyan yok mu? Gardiyan çağırın lan! Şikayetçiyim bundan, gardiyan çağırın bana! Korkut! Sakın daha kaşınma. Merdo kovalık eder bak seni. Ha, İlyas geldi, bak. İlyas geldi çünkü durmuşuz. Farkında mısın? Niye gitmiyor? Havada gidin. Kaptan! Dur sen. Kaptan Bey! Kaptan Bey! Kaptan Bey! Kaptan Bey! Kaptan Beyciğim. Gel. Nereye gitti be? Kaptan! Songül, kaptan yok. Nerede? Ne bileyim. Dur seslenelim. Kaptan! Üstte bir bit yeneği var. Bırak. Ya denizin ortasındayız. Ne yapacağız? Etrafımızda tekneler, gemiler geçiyor Sadi. Sesimi duyan var mı? Sadi bu... Son bir şey deneyeceğim. Dur. Çok yakınımızdan git. Kaptan! O kıramaz. Koskocaman gemi kırsa da bir işe yaramaz. Alır. Alır götürür bizi.